Haber Merkezi'nden iyi günler diliyoruz. Saat 15 haberleri aktaracağız. Sayın seyirciler, İspanya'da ayrılıkçı örgüt ETA'nın İspanya'nın çeşitli kentlerinde patlamalar meydana geleceği uyarısının ardından 5 patlama oldu. Gara gazetesinin internet sitesi ayrılıkçı örgüt ETA adına gazeteyi arayan bir kişinin örgütün 14.30'da patlatılmak üzere ayarlanmış 7 bomba yerleştirdiğini duyurdu. Kısa bir süre sonra da yerleştirilen bombalardan 5'inin patladığı haberi geldi. Patlamaların León, Malaga, Santillana, Del Mar, Avila ve Ciudad Real kentlerinde meydana geldiği duyuruldu. Ancak ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. Geçen cuma günü de Gara gazetesini ETA adını arayan bir kişi patlamalar gerçekleştireceğini söylemiş. Akşam saatlerinde de Madrid'de 5 küçük patlama meydana gelmişti. Patlamalarda 2 polis memuru da hafif yaralanmıştı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerinin Ekim 2005'te başlaması eğilime ağırlık kazandı. Nisan 2005'te ise tarama süreci başlayacak. Avrupa Birliği dönem başkanı Hollanda'nın hazırladığı ikinci taslağa göre 17 Aralık zirvesinde imtiyazlı ortaklık seçeneğine yer verilmeyecek. Hollanda'nın üye ülkelerin büyükelçilerine sunduğu ikinci taslağa göre zirveden Fransa ve Avusturya'nın istediği gibi imtiyazlı ortaklık seçeneğini içeren bir karar çıkmayacak. Fakat tam üyelik hedefli müzakerelerin sonucunun şimdiden belirlenemeyeceği de belirtilecek. Kıbrıs sorununun bir şart olarak kabul edilip edilmeyeceği konusu henüz netliğe kavuşmadı. Avrupa Birliği dönem başkanlığı Kıbrıs'la ilgili ısrarını sürdüren Rum kesimini ikna etmeye çalışıyor. Yunanistan'la Türkiye arasındaki Ege sorunu ise ikili düzeyde çözülemezse Birleşmiş Milletler anlaşmaları çerçevesinde çözülmesi yönünde irade belirtilecek. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Amerikan konsolosluğuna silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 4 Suudi güvenlik görevlisi öldü. Suudi güvenlik güçleri ise 3 saldırganı öldürdü, ikisini gözaltına aldı. Cidde'de Amerikan konsolosluğuna kimliği belirsiz kişilerce patlayıcı ve silahlarla saldırıldı. Suudi İçişleri Bakanlığı sözcüsü saldırganların konsolosluğun kapısına patlayıcı atarak içeri girdiklerini bildirdi. Görgü tanıkları saldırganların bir araçla konsolosluğa girmeye çalıştığını, bu sırada aracın konsolosluk önünde infilak ettiğini söyledi. Konsolosluğun içinde saldırganlar ve güvenlik güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 Suudi güvenlik gücü öldürüldü, 2 konsolosluk çalışanı da yaralandı. Suudi güvenlik güçleri ise 3 saldırganı öldürdü, ikisini gözaltına aldı. Gözaltına alınanların yaralı oldukları bildirildi. Olayda Amerikan vatandaşları arasında ölen ya da yaralanan olmadı. Suudi İçişleri Bakanlığı durumun kontrol altına alındığını duyurdu. Çatışmalar sırasında rehin alınan konsolosluk çalışanlarının da kurtarıldığı belirtildi. Washington'da üst düzey Suudi bir görevli rehin alınanların çoğunun Hintli ve Sudanlı olduklarını söyledi. Saldırganların konsolosluk içinde el bombalarıyla çıkardıkları yangında helikopterlerle söndürüldü. Konsolosluğun karşısındaki bir hastanenin ön cephesi de hasar gördü. Saldırının ardından Riyad'daki Amerikan Büyükelçiliği ve Dahran'daki Amerikan Konsolosluğu da önlem olarak kapatıldı. Tekrar iç gündeme dönüyoruz. Başkanlık sistemine yönelik tartışmalar sürüyor sayın seyirciler. Adalet Bakanı Cemil Çiçek, toplum olarak tercihimiz siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmasıysa tercih edilecek model başkanlık sistemidir diye konuştu. Demokratik sistem başkanlık olarak tercih edildiğinde orada siyasi istikrar vardır. İşte Amerika'da başkanlık seçimleri yapıldı. Hükümet kiminle kurulacak, hangi partilerle kurulacak problemi yoktur. Yani başkanlık sistemi siyasi istikrarı tesis eder, sağlar. Yok, başkanlık sistemini tercih etmiyor da parlamenter sistemi tercih ediyorsanız o zaman seçim kanunlarında değişiklik yapmanız gerekiyor. İşte Türkiye'deki %10 barajı parlamenter sistem içerisinde belli ölçüde tümüyle sağlamadığını da gördük. Bizim tercihimiz toplum olarak siyasi istikrarın sağlanması, buna bağlı ekonomik istikrarın sağlanması arzu ediliyorsa tercih edilecek model başkanlık sistemidir. Seçim sistemiyle parlamenter sistem içerisinde belli ölçülerde istikrar sağlanabiliyor. Bu da her zaman mümkün olmuyor. Biz daha yapmamız gereken birçok iş var, atmamız gereken birçok adım var. Öğrenci seçme sınavı başvuruları bugün sona eriyor. Başvurularını son güne bırakan adaylar nedeniyle İstanbul'da ÖSYM bürolarının önünde öğle saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşmaya başladı. ÖSYM yetkilileri ise başvuru süresinin uzatılmayacağını açıkladı.
ÖSS başvuruları lise müdürlükleriyle ÖSYM sınav merkezi yöneticiliklerine bugün saat 17.30'a kadar yapılabilecek. Sınavsız geçişten yararlanmak isteyen adaylar da ÖSS formuyla başvuracak. ÖSS'ye girecek adaylar 40 milyon lira, sadece sınavsız geçiş yapacak adaylarsa 6 milyon lira ödeyecekler. ÖSS 19 Haziran'da, yabancı dil sınavı ise 26 Haziran'da yapılacak. Fethiye açıklarında geçen hafta yanarak battığı öne sürülen Barbarossa guleti ile ilgili iddialar Fethiye Cumhuriyet Savcılığını harekete geçirdi. Savcılık, kazanın meydana geldiği bölgede enkazda rastlanmaması üzerine gemi için arama emri çıkarttı. Kazadan kurtulan Sinan Bilgin'in önce geminin çıkan yangın sonucu battığını söylemesi, sonra ise guletin sahibi Ulvi Berberoğlu tarafından yakıldığını iddia etmesi Fethiye Savcılığını harekete geçirdi. Berberoğlu'nun gemiyi 2 trilyon 276 milyar liraya sigortalattığı belirlenirken yapılan aramalarda battığı söylenen geminin enkazına rastlanmaması da dikkat çekti. Savcılık, Sinan Demir'in çelişkili ifadeleri üzerine de denizde ölü bulunan Burhan Yolcu ile Vahap Bilgin'in otopsi raporlarını istedi. Gemi batmak üzereyken Zodiac'a bindiği öne sürülen Yolcu ve Bilgin'in can yeleği giymemeleri de savcılığın dikkatini çekti. Halen kayıp olan Ulvi Berberoğlu ile Erhan Postacı'ya ölü ya da diri ulaşılamamasında şüpheli bulan savcılık, gemi battı mı, batırıldı mı yoksa battığı mı iddia ediliyor sorularının araştırılmasına karar verdi. Savcılık emriyle tüm Akdeniz'le Ege sahillerinde geminin aranmasına başlandı. Arkadaş, jandarmayı aradı. İstanbul Şişli'de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan beton kamyonunun yol açtığı kazada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Şişli Mehmetçik Caddesi'nde yokuş aşağı inerken fren sistemi arızalanan beton kamyonu kontrolden çıktı. Yokuş boyunca park eden araçlara çarpan kamyon bir binaya çarparak devrildi. Kamyonun çarptığı Uraş Demir olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan Şevket Odabaşı ise hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 500 metre sürüklenen kamyonun şoförü Derviş Özocak gözaltına alındı. Kazanın meydana geldiği sokakta trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri kamyondan sızan mazotu temizlemeye çalışıyor. İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'la Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de olay yerinde incelemelerde bulundu. Cerrah, izin verilen saatler dışında ağır vasıtanın caddeye girmesi nedeniyle şoför ve inşaat firması hakkında işlem yapılabileceğini söyledi. Şimdi de piyasalardaki gelişmeleri almak üzere CNBC'ye dönüyoruz. Gökay Otyam karşımızda, dinliyoruz Gökay. Arzengin merhaba. Açıkçası bugünkü hareketleri çok fazla enflasyona bağlamamak lazım. Sabah da bu yorumu yaptık. Enflasyon sürpriz değil. IMF konusunda bir anlaşma da zaten sürpriz olmayacak. Açıkçası bekleyiş 17 Aralık'a kadar da gene bir tarihi alınacağı yönde ama bundan sonrası artık nasıl yorumlanacağı 17 Aralık'ın çok daha fazla önem kazanmış durumda. Sabah da söyledik, evet, enflasyon rakamlarıyla bir yere kadar bir tepki, refleks tepki açılışta verilir diye ama 23.200 puan seviyelerinin üzerinde bugün itibariyle endeks çok fazla tutunamadığının da altı çiziliyordu. Nitekim ikinci yarıda biraz daha kar satışları kendini göstermeye başladı. Şimdi 23.018 puandayız derken 23.000'in de altında 22.999'dayız. 8 puanlık hafif bir değer kaybı var. Tabii buna bağlı olarak da %50 ifade etmek oldukça güç. En fazla değer kazanan ilk 5 hisse senedinde turizm sektörü ağırlıklı ve çimento ile birlikte çim beton, çimentaş 3 ve 5. sırada Tekas, Marmaris, Altın Yunus, Net Holding'de 1-2 4. sıralarda yer alıyor. En fazla kaybettiren hisse senetlerinde de Teniş Alüminyum %8.3'lük kaybıyla 1. sırada bulunurken Raks Elektrik ve Evaletleri, Marmaris, Martı, İzmit, Piston, Lüks Kadife ardından gelen diğer kağıtlar, işlemlerin yoğunlaştığı hisse senetlerinde ilk 5'te Marmaris Martı %6.7 kaybıyla Net Holding'de %8.1'lik yükselişle dikkat çekiyor. Faiz cephesinin borsadan bir anlamdaki farı hem farkı hem enflasyonla matematiksel hesapların yapılıyor olması hem de bu hafta için önemli bir itfaiye yok, ihaleler de yok, buna bağlı olarak faiz cephesi biraz daha tepki verdi. Oranlar %23'ün altında %22.89 ki sabah saatlerinde %22.5'in de altını görmüştük. Bugün gün içi bir kar satışları daha hakim oluyor piyasada. Uluslararası piyasalarda euro dolar paritesi 1.34.43 seviyesinde de yer alırken bankalar arası piyasada gevşeme devam ediyor. Dolar 1.396.500 liraya, euro da 1.879.000 liraya düşmüş durumda. Harun. Gündemde öne çıkan haberleri ve ekonominin seyrini aktardık. Az sonra spor gündemi de ekranlarınızda olacak. Çelik Motor Kia, NTV Spor haberlerini sunar.
İyi günler sayın seyirciler. Türkiye Otomobil Federasyonu'nun düzenlediği Şampiyonlar Gecesi'nde 9 ayrı branşta 70 kupa sahiplerini buldu. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOMSFED 2004 sezonunda şampiyonluk ve birincilik elde eden pilotlara ödüllerini İstanbul'da düzenlenen özel bir gecede verdi. 11 Aralık'taki seçimlerde son kez TOMSFED başkanlığına aday olan Mümtaz Tayincioğlu, gecenin açılışında tüm ekibine teşekkür etti. Sporcuları kutlayan Tayincioğlu, bir sezonu daha başarıyla geride bırakmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 130 organizasyonun tamamlanmasının ardından bir sezonun daha sonuna geldik. Hep birlikte çalıştık ve çok güzel organizasyonlar gerçekleştirdik. Gelecekte de aynı güven ve başarı ortamında birlikte olacağımıza inanıyoruz diye konuştu. Törende 9 değişik branşta 70 kupa sahiplerini buldu. En büyük ilgiyi ise Türkiye Rally Şampiyonu Serkan Yazıcı Can Okan ikilisinin markalar şampiyonu Ford Focus WRC ile salona girmesi gördü. Yeşil Salkım'ın da mini bir konser verdiği geceye İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Tamer Taşpınar, diğer federasyon başkan adayları İskender Aroba ile Ömer Faruk Berksan da katıldı. Formula 1'de son 5 yılın şampiyonu Mihail Schumacher yardım amaçlı bir organizasyon için Ferrarisi ile Paris'in ünlü caddesi Şanzelize'deydi. Fransa'nın başkenti Paris'te Ferrari şovu vardı. Bir gün önce Paris'te Stade de France'daki Şampiyonlar Şampiyonası yarışına katılan Mihail Schumacher, kendisine 7. şampiyonluğu kazandıran Ferrari F2004 ile Paris'in dünyaca ünlü caddesi Şanzelize'de bir gösteri sürüşü yaptı. Schumacher'e Ferrari'nin Fransız şefi Jean Todt, eski F1 pilotları Renault Arnaud, Patrick Tambay ve Sauber pilotu Felipe Massa eşlik etti. Schumacher Paris'teki bu aktivitelere Beyin ve Omurga Hastalıkları Enstitüsü yararına katıldı. Şampiyonlar Şampiyonası'ndaki bireysel mücadeleyi Formula 1 şampiyonu Mihail Schumacher ve Dünya Rally Şampiyonu Sebastian Loeb'ü geçen 23 yaşındaki Nissan Dünya Serisi şampiyonu Finlandiyalı Heikki Kovalainen kazandı. ...63.000 kişinin izlediği Şampiyonlar Şampiyonası'nda Milletler Mücadelesi'ni ise Jean Alesi ve Sebastian Loeb'den oluşan Fransa takımı kazandı. Fransa finalde Markus Kronholm ve Heikki Kovalainen'den oluşan Finlandiya takımını yendi. Takım tenisinin en prestijli mücadelesi olan Davis Kupası'nda zafer İspanya'nın. İspanya'nın Sevilla kentinde oynanan Davis Kupası finalinde İspanya ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya geldi. İlk iki tekler maçını İspanya kazandıktan sonra çiftler maçında Birleşik Amerikalı Bob Bryan, Mike Bryan ikilisi İspanyol Juan Carlos Ferrero, Tommy Robredo ikilisini yendi. Böylece final mücadelesinin son gününe İspanya 2-1 önde gitti. Son günkü ilk tekler maçında İspanyol Carlos Moya, Andy Roddick'i 6-2, 7-6 ve 7-6'lık setler yenince İspanya 3-1 öne geçerek şampiyonluğu garantiledi. Son tekler maçında Mardy Fish'in Tommy Robredo'yu yenmesi sonucu değiştirmedi ve Rafael Nadal, Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero ve Tommy Robredo'dan oluşan İspanya Davis Kupası'nı finalde Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 yenerek kazandı. İspanya 1900 yılından bu yana yapılan Davis Kupası'nı ikinci kez kazanırken 18 yaş 185 günlük Rafael Nadal, Davis Kupası tarihinin en genç şampiyonu oldu. NBA'de Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi yapan Phoenix Suns, Portland Trail Blazers'ı deplasmanda 22 sayı farkla yendi. NBA'de San Antonio Spurs ve Seattle Supersonics'le birlikte en az maç kaybeden takım olan Phoenix Suns, Portland deplasmanında rahat kazandı. Suns, ilk 5 oyuncularının tümünün çift taneli sayılara ulaştığı maçta Trailblazers'ı 121-99 mağlup etti. Kullandığı 12 üst sayılık atışın 8'inde isabet kaydeden Richardson, 37 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Amara Stoudemire, 19 sayı 9 rebound, Sean Marion, 16 sayı 12 rebound, Joe Johnson 15 sayı, Steve Nash'te 10 sayı ve 11 asistle oynadı. Portland'da ise Zach Randolph, 24 sayı ve 11 reboundluk performansıyla en etkili isim oldu. NBA'de günün diğer maçında Sacramento Kings, Boston Celtics'i 119-105 yendi. Spordaki gelişmelerle bir saat içinde tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Çelik Motor Kia, NTV Spor Haberlerini sundu.